Siyasetin cevap aradığı soru, 128 milyar dolar nerede? İktidar kanadından bu kez de Merkez Bankası Başkanı konuştu. Rezervler için yer değiştirdi ifadesini kullandı. Muhalefet ise detay istiyor. Merkez Bankası'nın tırnak içinde kaybolan rezervleri diyorsunuz ya. İşte o rezervler sadece varlık ve yükümlülük olarak yer değiştirdi. Sadece yer değiştirdi diyor. Arkadaşları anlamak da mümkün değil. Kardeşim, eskiden bu 128 milyar dolar senindi. Evin var, evini satıyorsun, aynı evde kirada oturmaya başlıyorsun. Diyorsun benim evim var ama o ev senin değil. Kiralık o ev. Hırsız bir malı çalarsa o mal da el değiştirmiş oluyor. Evet, varlıklar ve yükümlülükler yer değiştirmiştir. Yapılan rezerv satışları nedeniyle rezervler satılmış. Daha sonra bu rezervler satılanlardan geri alınmak suretiyle borçlanılmıştır. Bu kez söz sırası Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndaydı. 128 milyar dolar nerede sorusuna cevap için. Kaybolan, buharlaşan rezerv yok. Sadece yer değişimi var dedi. Finansal sistemdeki yer değişimini anlattı Kavcıoğlu. Benim rezervlerimden çıkıp bankacılık sektörünün hesaplarına döviz olarak giden parayı ben bu sefer bankaları fonlamak için, TL olan ihtiyaçlarını karşılamak için o dövizleri swapla alıyorum tekrar rezervime. Piyasaya TL veriyorum. Değişen hiçbir şey yoktur. Sadece varlık yükümlülük içerisinde, bilanço içerisinde yer değiştiriyor. Merkez Bankası çok sağlam bir binayı yıkmış, yerine o binanın bir benzerini deniz kumundan yapmıştır. 128 milyar dolar yok oldu. Kime satıldığı belli değil. 83 milyonda 218 milyar dolar arka kapıdan kimlere satıldı bunu bilmek zorundadır. Bu sefer kimlere satıldı diye başladılar. Evet. Giden para gittiği yer orası. O nerede? Bankalardaki döviz hesapları. Hem Merkez Bankası olarak para kazanıyorum. 200 milyarın altında bir zararı kimse söylemiyor şu ana kadar. Kamu zararı. CHP lideri kamu zararı var dedi. Açıklamaları yeterli bulmadı. 128 milyar dolar bilmecesi hala çözümsüz. Muhalefet rezervin peşinde. Aslına bakarsanız ortada 128 milyar dolar diye gerçekle ilişkisi olan bir rakam yok. Bu yalansa niye pankartı indiriyorsun? Hesabını veremeyeceğini biliyorsun. Dört kalemde 165 milyar dolarlık bir rakam ortaya çıktı. En sonunda kabul ettiler. 128 milyar dolar arka kapıdan birilerine satıldı. Hangi kur üzerinden satıldı? Şimdi bunun cevabını vermek zorundalar. Bu verilerin yayımlanmasında fayda görüyorum. Tabii ki takdir Merkez Bankası'nın. Dünyada böyle bir veri açıklaması söz konusu değil. Siz bireylerin veya firmaların bilgilerini nasıl açıklayabilirsiniz? Bugüne kadar gizli kalsaydı biz kimseye bir 128 rakamını söylemedik. Kimseye böyle bir işlem yapıldığını söylemedik. Öyle iddia ediliyor. Peki bu arkadaşlar bunları nereden buldular? Merkez Bankası bilançosundan ne kadar rezerv satıldığını hesaplayabiliyoruz. Ama hiçbir bilançoda kurum kimlere, hangi tarihlerde satıldığı yer almaz. Bugün sorulan soru, kurlar kime, hangi fiyattan, hangi düzeyden ve hangi tarihlerde satıldığının açıklanmasıdır. Onun da kaydı var. Çıkaracağız bunları. Reel sektörden hangilerinin döviz borcu pozisyonlarını kapattıkları da bunları da bizim söylememiz olmaz ama o şirketler kendileri açıklayabilir. TÜSİAD var, MÜSİAD var, TOP var. Kuruluşlar kendi üyeleri. Bu dövizlerinizi de kimler aldı? Reel sektör diyoruz. Türkiye'nin reel sektörü belli. Bu rezervler konusunda da iş dünyasının da bence taraf olması gerekiyor. Eğer 2020'de bu talepleri karşılanmasaydı o kredilerini kapatamazlardı. Uluslararası borçlarını ödeyemezlerdi. O varlıklara sahip olamazlardı. Başkan Kavcıoğlu iş dünyasına seslendi. Taraf olmaları vurgusuyla sözleri çok çarpıcıydı.